yine çok güzel, çok özel, çok faydalı bir konuyla yine karşınızdayım. Ne mi konuşacağız? İngilizce nasıl akıcı ve kendine güvenli bir şekilde konuşulur? Bu konudan bahsedeceğim size. Ama öncesinde eğer kanalıma yeni abone olduysanız ya da bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak, ben Rüzgar Mira Okan, kişisel marka, stil ve imaj danışmanıyım, bir eğitimciyim. Şu anda Leo üstümde böyle oturduğu için böyle birazcık bugün geriye yaslanmış bir şekilde size anlatıyorum. Leo'nun İngilizce öğrenmeye hiçbir gerekliliği yok. Yani İngilizce öğrense de olur, öğrenmese de olur. Hatta öğrenmesine gerek yok. Tamam. Çünkü miyav dünyanın her yerinde miyavdır. Ama biz insanlar için özellikle de üniversiteden mezun oluyorsanız ya da iş yaşantısına yeni giriyorsanız ya da işlerin içerisindeyseniz, uluslararası bir şirkette çalışıyorsanız ya da çalışmak istiyorsanız, İngilizce mülakatlara giriyorsanız, İngilizce benim gibi ders veriyorsanız, İngilizce hayatınızın içerisinde bir parçaysa ya da yurt dışına gittiğinde kendinizi bir başkasına birisine söyleyerek değil de kendiniz özgürce konuşabilmeyi istiyorsanız aslında hepimizin İngilizceye ihtiyacı var. Peki Rüzgar Hanım, ben bunu bir türlü öğrenemiyorum. Bu yaşıma geldim, 30'uma geldim, 40'ıma geldim. Sizce artık öğrenir miyim sorularını hep direct message, yani direkt mesajlardan ve maillerden sizden alıyorum. Evet, her yaşta her şeyi öğrenebilirsiniz. Bunun için gerekli şartlardan birincisi, bir, tutkunuzu almanız gerekiyor yanınıza, heybenize, sırtınıza. İki, istekli olmanız gerekiyor. Üç, kedi gibi meraklı olmanız gerekiyor. Ve dört, bir açık hedefiniz ve açık bir amacınız olması gerekiyor. Eğer bunlar varsa, bir de kendinizi alıyorsanız yanınıza, işte önünüzde kim durur aslında. 8 tane madde sıralayacağım bugün sizlere. 8 etkili ve denenmiş formül bu arada. En azından şunu söyleyebilirim. Benim için işe yaradı. Herkesin yöntemleri farklıdır ama bu yöntemlerden en az birisi bile faydalı olsa, %10'u dahi faydalı olsa bu videonun benim için çok 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 büyük mutluluk olacaktır. Buna emin olabilirsiniz. İlk madde, İngilizce ancak pratik yaparak iyi bir şekilde, akıcı bir şekilde konuşulur. Eğer pratik yapmazsanız, yani denemeden, konuşmadan İngilizceyi çok okusanız da, çok gramere hakim olsanız da, maalesef gittiğiniz bir ortamda ya da mülakatta ya da bir toplantıda ya da TOEFL'ın İngilizce sınavında, IELTS'in İngilizce sınavında başarısız olabilirsiniz konuşma sınavında. Çünkü konuşmayı apayrı bir yere koyuyoruz. Pratik yapmak çok çok önemli. Pratik yapma konusunda da sizlere ilk videomda kendi pratiğimi söylemiştim. Yurt dışına çalışıp kazanıp bursla birlikte yurt dışına gitmiştim. Ama şöyle diyebilirsiniz, diyenler de oldu zaten, Rüzgar Hanım, ben işte Amerika'ya gidemiyorum ki, İngiltere'ye gidemiyorum ki ama İngiliz aksanıyla, Amerikan aksanıyla İngilizce konuşmak istiyorum. Üniversiteyi yeni kazandım, üniversiteyi tamamlıyorum, o iş hayatına yeni girdim. Bir sürü sizlerden mail aldım ya da bu sene yeni girdiğim için hiç iznim yok diyenleri duydum. Dolar euronun kaç lira olduğunun hepimiz farkındayız. Peki ne yapacağız? O zaman bırakacak mıyız her şeyi? Hayır. Mücadeleye devam etmek gerekiyor. Bu yüzden de pratik şart. Pratiği nasıl yapabilirsiniz diye araştırırken de bir aplikasyon, bir platformla tanıştım. Cambly. Cambly ile birlikte de şöyle bir içeriği konuşurken açıkçası çok çok da hoşuma gitti. Nasıl olduğunu size söyleyeyim. Yerimden bile kımıldamıyorum. Leo kucağımdan kalkmasın diye. Çünkü Leo'yu da istiyorsunuz biliyorum. Leo da kucağımdayken şimdi şöyle. Cambly diye bir aplikasyon var. Bunu keşfettim ve çok memnun oldum. Çok hoşuma gitti. Çünkü bizim zamanımızda mektup arkadaşları vardı. O da sizin writing'inizi arttırıyordu. Telefon, melefon falan da öyle şeyler yoktu. Ama burada çok süper bir şey var. İsterseniz bilgisayarınızdan, isterseniz telefonunuzdan bir aplikasyon bu. Aplikasyona giriyorsun ve bir İngilizle ya da bir Amerikalıyla ya da istersen bir Avustralyalıyla, artık nerenin aksanını edinmek istiyorsan ya da hangi alanda çalışmak istiyorsan, burada hocalar var. Tamam. Hocalar var. Sonrasında ne yapıyorsun biliyor musun? Buradan seçiyorsun. Hocayı seçiyorsun. Eğitmenini seçiyorsun daha doğrusu. O eğitmenin özelliklerini görüyorsun. Eğitmenini seçtikten sonra da başlat diyorsun. Karşılıklı olarak konuşuyorsun. Hangi konuyu konuşmak istersen. İstersen yemek tarifi anlat. İstersen gününü anlat. İstersen ona sor. İstersen politika konuş. Ne konuşmak istersen. Okay, thank you very much, Michael. For this conversation, I'm very new in this application things, but thank you very much for your permission too. No problem. Okay, thank you very much. Thank you. Bye bye. Bye bye.
ama karşında native bir speaker oluyor. Bu çok önemli çünkü özellikle hepimizin, özellikle biz Türklerdeki kaygı şu oluyor. Acaba konuşabilecek miyim? Acaba konuşabilecek miyim? Bunu seni hiç tanımayan ve belki de bir daha hiç görmeyecek olan bir insanla yapman çok büyük bir avantaj. Çünkü düşünsene, yalnızsın, istersen odana git. Herkes uyuduktan sonra ya da sabahın köründe de bağlanabilirsin. Hocayla bağlan ve konuşmaya başla. Güzel. Pratik yapmak gerekiyor. Pratiksiz bu işin olması mümkün değil. İkinci formüle geçiyorum. İkinci formül, aksanlı konuşmaya çalışma kuzum. Yani hani böyle Burhan Altıntop vardı, o İngilizce konuşuyordu böyle. Hey Gary, what's going on falan yapıyordu ya. Hello, how are you? Fine. Okay, dark. Left, right. It is windows, I see. Çok saçma bir şey çıkıyordu ortaya gerçekten. Çünkü gerçekten bir şeyi mış gibi yaptığımızda kötü bir şey çıkıyor ortaya. O yüzden de aksan zaten bir süre sonra sen duydukça, onu yaşadıkça, İngilizce yaşayan bir dildir çünkü, gelecek. Ama zamanı vardır onun. En başında hiç kimse aksanlı bir şekilde konuşmaz. Aksanı edinmek ve öğrenmek için duymak gerekir. Duymak, bolcana duymak gerekir. Çünkü insan gördüğünden etkilenir, gördüğünü etkiler demiştim ya. Duyduğundan da etkilenir, duyduğunu da etkiler. O yüzden lütfen aksanlı konuşmaya çalışma. Content is the king, image is the queen diyorum her zaman eğitimlerimde de. Yani içerik kraldır, imaj kraliçedir. Sadece kraliçe ve sadece kral değil, krallar kraliçelere layıktır diyoruz. Ama ilk önce bir kralın olması gerekiyor. Yani diyoruz ki ilk önce bir content oluştur, içeriğin olsun, anlatacağın olsun. İlk önce o yüzden ne söyleyeceğine odaklan, biçimsel tarafa daha sonrasında geç diyorum. Peki Rüzgar Hanım, zaten siz bir imaj danışmanısınız. Bu sizin söylediğinize ters değil mi? Kendi işinize engel olmuyor musunuz? Hayır. İmajın sadece kılık kıyafet olmadığını anlatmaya çalışıyorum zaten yıllardır. O yüzden hala gusto ve kültür olacak. Onun üstüne biz kılıkları, kıyafetleri giyeceğiz. Aksi takdirde görgüsüzlük oluyor, biliyorsunuz. Ve bir diğer nokta, üçüncü noktamız hangisi? Yine benim bir güzel formülüm var. Bunu başka bir yerde bulamazsınız çünkü yine ben uydurdum. Hayatta her gördüğüm, her yaşadığım şeyden, metafordan formüller üretmeyi çok seviyorum. Ve bunları sizinle de paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Onlardan birisi de bulut formülü. Nedir derseniz, yağmur bulutlarını şöyle görürsünüz. Bulutlar ilk önce yağmuru toplar. Siz onun yağmur bulutu olduğunu anlarsınız ve daha sonrasında yağmur o toprağı beslemeye başlar. Bu yüzden de sizin de ilk önce bulut olmanız gerekiyor. Bulut olmak nedir? İlk önce duyacaksın, okuyacaksın. Baktığın her yerde, evinde dolaşırken bile, mutfağına mı gittin? Her şeyin İngilizcesini konuşacaksın. Tek başına mısın? Annen baban var ama tek kelime İngilizce bilmiyorlar. Hatta Türkçe bile konuşmuyorlar. Hiç önemli değil. Sen ısrarla her şeyin İngilizcesini düşünmeye başlayacaksın. Baktığın her şeyde orada plant, books, deyip, flowers deyip aslında gördüğün her şeyi İngilizce görmeye başladığında artık sen bir bulutsun. Hatta İngilizce bir de rüya görmeye başladığında işte sen olmuşsun. Daha sonrasında yağmur gibi yağmak gerekiyor. Yağmur yağması ne demek biliyor musun? Konuşabilmek. İşte o yüzden bulutun toplaması gerekiyor. Ve diğer basamağa geçiyorum. Sen hayatının aktör ve aktrisisin. İşte tam da bu sırada aktör ve aktris formülü devreye giriyor aslında. İngilizce konuşmada aktör ve aktris formülü yine RMO'nun bulduğu bir formül. Nedir Rüzgar Hanım derseniz, Rüzgar Hocam, Rüzgar Abla, Rüzgar Teyze, henüz daha Rüzgar Teyze yok. Çok şükür daha Rüzgar Teyze yok. Olsun, o da olur. Peki diğer taraftan nedir bu formül derseniz, filmi açacaksınız. Size bu formülü söylemiştim. Filmi aç, diziyi aç. Fazilet Hanım'ın Kızlarını değil, tamam. Ondan sonra aç bir İngilizce dizi. İngilizce film hiç fark etmez. Benim çok sevdiğim bir film vardı. Ben sürekli onu açardım. Tiffany'de Kahvaltı. Tiffany'de Kahvaltı filmini o kadar çok seviyorum ki bir süre sonra izleye artık 20, 30, 40 kaç kez izlediysem repliklerini ezberlemiştim. Ve bu yüzden de bir süre sonra bir bakıyorsun o replikleri İngilizce olarak söylüyorsun. Sonrasında kız sesini tamamıyla kapa. Bu sefer altyazıların da açık olsun, İngilizce altyazı. Ve gördüğünü sen yüksek sesle dışından söyle. Ve böylelikle aslında burası diyor ki, bir dakika ya, ben İngilizce konuşuyorum galiba. Aslında aktör ve aktrisin, artık oradaki olmak istediğin kişi kimse. Ve bu sefer burası şöyle diyor, fake it till you make it. Fake it
Till you become it. Yani olana kadar taklit et. Olana kadar yap. O yüzden de sizden lütfen ricam şu. Kısın onların sesini, kendiniz açın subtitle'ları, altyazıları ve İngilizce yüksek sesle evin içinde, odanın içinde konuşun lütfen. Peki ve gelelim bir diğer formüle. Diğer formülün ismi hedefini net ve açık bir şekilde belirle. Şimdi burası 0, burası 10. Tamam. Burası 0 noktası. Yani hiç İngilizce bilmiyorsun. Burası 10. Native speaker. Yani ana dilin gibi İngilizce konuşabiliyorsun. Ne güzel. İsterdik tabii ki ama anan baban İngilizce değilse maalesef bunu konuşabilmek çok zor. Çok çok zor. O zaman 0'dan 2. yılında, 1. yılında ben native speaker gibi İngilizce konuşacağım dediğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşamamak için ilk önce yavaş 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 hedefleri arttırmak, vitesi yavaş yavaş arttırmak gerekiyor. 0'dan 5'e çıkamazsın değil mi viteste de? O yüzden ilk önce 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e çıkmak gerekiyor. Peki ne yapacağız o vakit? İlk önce hiçbir şey bilmiyorum. Yani this is a book bile yok. This is a book'la başlayacağım. Yaşım kaç olursa olsun 10, 20, 30, 40, 50, 60 öğrenmenin yaşı yok. İşte orada başladığın noktada ilk hedefin daha küçük bir hedef olsun. Yani onu hedefleme. Daha küçük bir şey bul. Zıpla o taştan sonra Super Mario gibi öbür tarafa geç. Ne demek istiyorum? Benim için özellikle o dönemde tek hayalim ve hedefim neydi biliyor musunuz? Bir tane Walkman'im vardı. 6 pille çalışıyordu. İki tane de kasetim vardı. Michael Jackson ve Madonna kasetleri. Kasetleri ilk gece dinlediğimde, ilk akşam dinlediğimde hiçbir şey anlamadım. Ama tek bir hayalim vardı. Ay ben bunları anlamak istiyorum. Ne söylüyorlar acaba? Ve bu hedefle birlikte benim tek bir hedefim vardı İngilizceyi öğrenmede. Michael Jackson'ın ve Madonna'nın o kasette, o şarkıda neler söylediğini öğrenebilmek istiyordum. Bu kadar naifti. Native speaker olacağım, Amerika'ya gideceğim falan yoktu. Tamam. Şimdi o yüzden de ilk önce küçük adımlarla baş. Ama bunu öğrendikten sonra dedim ki bir dakika ya, ben bunu bir de yazmak istiyorum. Yazmayı öğrenmeye başladım. İlk önce söylemeyi, konuşmayı, sonra yazmayı. Sonrasında devam etti. Sonrasında dedim ki bir dakika ya, ben de o zaman yazabilirim demeye başladım. İlber Ortaylı'nın çok güzel bir tespiti vardır. Çok güzel bir sözü vardır İlber Hoca'nın. Şöyle der, bir dili biliyorsunuz kendisi çok fazla dil konuşuyor. 8 dil mi 9 dil mi öyle bir şey var gerçekten. Oradan yola çıkarak şunu söylemişti bir kere. Çok hoşuma gitmişti. Bir dilde çok iyi olmak istiyorsanız o dilin edebiyatını ve şiirini çok iyi bilmeniz gerekiyor diye. Ona bir minik ekleme de ben yapabilirim. Bunu bil, yani şarkı sözleri de şiir gibi düşünün. Evet. Şiiri de, edebiyatı da bil ama diğer taraftan sen onu yazmaya başladığında işte orada başka bir boyuta geçiyorsun. Şiiri okudun, bir de şiiri o dilde yazdığında of, artık önünde kim durur? Artık işte ona doğru koşuyorsun. O yüzden hedefin ve amacın lütfen net olsun. Bir diğer madde, çevreni iyi belirle, iyi seç. Buradaki sözüm şu, bazen arkadaşlarımızla birlikte bir şey yapmak istiyoruz. Özellikle İngilizceye karşı konuşurken utanıyorsak, sıkılıyorsak ya da başka ülkeye giderken utanıyorsak, sıkılıyorsak diyoruz ki ay sen de gelsene, birlikte gidelim, birlikte yapalım. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? İki Türk arkadaş birliktesiniz ya da 2, 3, 4, 5, birden fazlaysanız bu kural geçerli. Gidiyorlar İngiltere'ye ya da işte Malezya'ya ya da işte nereye gidecekler, Singapur'a, oraya buraya. Gittiler New York'a ve bu sefer İngilizce öğrenmeye diye gidiyorlar. Ama yolda giderken Türkçe konuşuyor, uçakta Türkçe konuşuyor. İniyor, pilot sert diyor, Türkçe konuşuyor. Okula gidiyor, dersin dışında yan yana bir tane işte şey versene, gofret versene diyor, yine Türkçe konuşuyor. Aynı evde yaşıyorlar, hele ki üniversiteye gittilerse. Aynı evde yine birlikte İngilizce değil, Türkçe konuşuyor. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? 2 yılda orada kalsam Türkçemi geliştirerek tekrar buraya geri dönüyorum. Türkçe müzik dinliyor. O yüzden size tavsiyem, lütfen çevrenizde native speaker'lar oluşturmaya çalışın. Rüzgar Hanım, nasıl yapacağım ben bunu? İşte İstanbul'da değilim, Ankara'da değilim ya da işte İngilizce konuşabilecek hiç kimse yok çevremde. İşte az önceki mesela aplikasyonu söyledim. Orada gerçekten şu an Michael'la konuştuk. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, yandan kaykıl der gibi baya baya bildiğini seçtik. Az önce konuştum işte. O yüzden de diyorum ki mutlaka yapmak istediğim bir yol varsa eninde sonunda yapıyorsun aslında. O yüzden yeter ki azmet diyorum. Çevreni de dikkatli seç. Çevreni seçerken bir diğer taraftan tabii şöyle insanlar da olacaktır. Ne dedin ne dedin? Ho ho, bak nasıl telaffuz ediyor. Bir daha de, bir daha de, ho 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 falan deyip sana gülenler de olacaktır. Takılma.
Tamam, şöyle de, ben, keyfim ve Kahya'sı böyle istiyoruz. Konuşmaya devam et. Ama çoğumuz ne diyoruz biliyor musunuz? Dışarıdan aptal gibi mi görünürüm? Dışarıdan havalı mı gözükürüm? Dışarıdan ukala mı gözükürüm? En iyisi böyle söylemeyeyim, öyle söylemeyeyim derken hiç konuşmamayı seçiyoruz. Ama bu işin birinci, çok yaşa Leo'cum. Bu işin birinci maddesi mutlaka ve mutlaka bolcana konuşmak. Çevreni kulak tıkayıp konuşmak. Bu arada annen baban dahi bununla dalga geçebilir. Ay İsmail bak bizim kız nasıl İngilizce konuşuyor. Hadi anneciğim havalı havalı konuşuver falan diyor. Aa, bir bakıyorsunuz çocuk travmalardan travmalara giriyor. Çünkü gülüyorlar anne baba böyle ha 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 bak nasıl söyledi. Hadi bir daha söyle ha 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 diye. O yüzden de lütfen öğrenme sevincini insanların da kırmayın diyoruz o çevreye. Peki ve bir başka formül. Bulut dedik, aktör aktris formülü dedik. Bir de kitap formülü var. Kitap formülü zaten adı üstünde. Kitap formülü ama nerede benim kitabım? Kitabım nerede? Kitabım yok. Kitabım yok. Bulut formülünü anlatmıştım. Kitap formülü de aslında tam da isminde olduğu gibi kitaplarla ilgili. Fakat kitabını normalde ne yaparız? Türkçe ya da İngilizce hiç fark etmez aslında. Alırız ve içimizden okuruz. Ben size bu sefer başka bir yöntem öneriyorum. Kitabı alın, İngilizce kitabı ve dışınızdan okuyun lütfen. Evet evet doğru duydunuz. Yani şöyle yapacaksınız. Alacaksınız, açacaksınız bir sayfa. Kitap sizin ilginizi çeken bir kitap olursa daha iyi olur. Örnek veriyorum mesela stille ilgileniyorsunuz o zaman git stille ilgili bir kitap al. Otomobillerle ilgileniyorsun git otomobillerle ilgili bir kitap al. Roman al vesaire ama mutlaka İngilizce bir kitabın olsun. Mutlaka o kitabı da yüksek sesle oku. The boy remembered his dreams and suddenly everything was clear to him. The old woman hadn't charged him anything, but the old man, maybe he was her husband, was going to find her way to get much more money in exchange for information about something that didn't even exist. Şimdi okumaya başladığınızda ve kendinizi duyduğunuzda şöyle diyebilirsiniz. Rüzgar ama o yüksek sesle okurken hiçbir şey anlamıyorum ki. Önemli değil. Önemli olan buranın onu duyuyor olması ve buranın emre sahip sen ne dersen o olur demesi. Yani az önce söylediğim gibi fake it till you make it. Yani yapıncaya kadar taklit et. Fake it till you become it. Oluncaya kadar yapmaya devam et. O yüzden de sizden ricam lütfen kitap formülünü de İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşmak istiyorsanız uygulayın. Ve gelelim 8. ve son formüle. Bebek formülü. Evet. Bir sen, bir ben, bir de bebek. Kesinlikle. Evet. Bebekleri bilirsiniz. Doğduklarında tek bir dil konuşurlar. Inga dili. Evet. Ve dünyanın her yerinde bütün bebekler bu dili bilirler. Bütün anneler de bu dili bilirler. Bir de bildiğimiz bir dil vardır. O da duyguların dili. Dünyanın her yerinde duyguların dili de ortaktır aslında. O yüzden Mevlana'nın şu sözü çok güzeldir. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşır diye. Bildiğimiz dil her ne olursa olsun duygular işin içinde olduğunda karşı tarafa o his ve duygu mutlaka geçer. Ama diğer taraftan iş dünyasında ya da diğer tarafta İngilizceyi ya da Türkçeyi iyi konuşmak bizi kendimizi ifadede daha da öne geçirir. Bu yüzden de bebek formülünü kullanmanızı öneririm. Bebekler konuşmaya başlamadan önce şunu yaparlar. İlk önce sadece etraftan toplarlar. O sırada ınga 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 ınga. Ve bir süre sonra duydukları, algıladıkları seslerle birlikte hecelemeye başlarlar. Çoğu zaman şöyle deriz. Dede dedi, bana dede dedi. İlk önce dede der zaten. De, 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 de. Aslında o nedir biliyor musunuz? Bir deneme. Deneme olduğu için de biz o dedeyi alır, bana dede dedi deriz. Hah, evet. Ama halbuki denemektedir kendisi. Ve bir süre sonra duyduğu o kelimelerle anneden, babadan, gelen misafirlerden, ona konuşulmasa dahi açılan televizyondan duyduklarıyla birlikte kelimeleri heceler, kelimeleri kelimelerde bir süre sonra pıtır pıtır dilini çözüverir o bebeğin. Aynısı İngilizce konuşan yetişkinler kaç yaşında olursa olsun 20, 30, 40, 50 bu videoyu kaç yaşında izlerseniz izleyin. Lütfen şunu unutmayın. Pratik birincisiydi ama sekizincisi de özellikle bebek formülüyle bitirdim. Çünkü bebek formülünden vazgeçmemeniz gerekiyor. Duyun, dinleyin, pratik edin. Yanlış da olsa deneyin. Hiçbir bebeğin siz bunu yanlış dedim o yüzden bırakıyorum konuşmayı dediğini duydunuz mu? Hayır. İşte biz de aynı şekilde pratik yapmaktan vazgeçme. Uygulamaları kullan. Onlarla bir şekilde kontakta ol ve native speaker yani ana dilini konuşanlarla bir şekilde iletişimde kal, formülleri hatırla ve bu arada kanalıma abone olmayı da unutma. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu çekerken benim telefonuma bir mesaj geldi.
muhteşem bir fotoğraftı Instagram üstünden. Bir hocamız Taşırnak'tan, Ebru Hoca, benimle öğrencilerinin fotoğrafını paylaştı. Her birisi İngilizce nasıl öğrenilir videosunu hep birlikte izliyordu. Ve o yüzden de bunun değeri paha biçilmezdi. İşte o yüzden bu video tüm öğrencilere, tüm İngilizceyi öğrenmek isteyenlere canı gönülden hediyem olsun. Sevgilerimle.